Herkese selam dostlar. Mount & Blade, Bannerlord'un yeni seri, yeni bölüm olma ihtimali var. Ya yapmayı düşünüyorum ya. Yani güzel bir seri şununla şöyle yeni diyarlarda. Şimdi burada bakalım neler olabiliriz. Atlılar daha ucuza geliyor. Kuzeyli geliyor. Erden daha az fark gelir. Aslında kuzey olabilir ya. %15 bu da iyiymiş. Kuzeyit olan. Ya atlı birlik kurmayı düşünüyorum. Atlı birlikte mümkün olduğunca ilerlemeye çalışacağız. Ya birkaç tane şey denemiştim burada ama atlı birlikler hem harita üzerinde daha hızlı ilerlememizi sağlar hem de atlı ya daha iyi oluyor ya. Yani böyle ilerleyelim. Şimdi tümünü rastgele seçtirelim. Böyle rastgele bir şekilde bir şeyler oluşturmaya çalışalım. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Yok. Yok. Senin aslında saçını maçını değiştirsek güzel olabilir. Ya da sakalını. Var mı sakal? Yok. Biz sakalını nereden hallediyorduk ya? Lan değil. Yüz üzerinden... Kaç? Bu da sakal mı? Sakal yok ama burada. Genişliği yok. Saç var bir tek. Ha bu da sakal altta varmış. Pardon. Ben burayı bütün zannettim. Lan ne zamandan beri oynamıyorum bu. Gerçekten unutmuşum oyunu. İlklerde birazcık problem yaşayabilirim. İlklerde biraz problem yaşayabilirim de ikinci, üçüncü bölüm falan böyle yavaş yavaş toparlarım. Kendime gelirim eski şeye dönerim. Çünkü bir ara o kadar psikopatça oynuyordum ki hani bayağı güzel savaşlar dönüyordu. Hoşuma da gidiyordu açıkçası öyle bir savaş yapmam da. Yani böyle olsun. Sakalını da şöyle yapalım. Değişik bir şey arıyorum da. Yok gibi ya. Böyle olsun. Aynen. Burayı siyah yapacağız. Bir de şeyi ayarlayalım. Boy konusunda ortalama bir boya sahip olalım. Ağırlığımız böyle olsun. Yapı olarak da ha, güçlü bir yapı olalım ya. Hatta böyle Herkül. Yani kodu mod durur ama zayıf. Ağırlık konusunda şeyi yok. Ve ortalama bir boy. Bence gayet güzel oldu. Sonraki diyelim. Şimdi burada ailemiz neydi? Bir tüccardı diyebiliriz. Kabile halkıydı. Tüccardı demek istiyorum. Ticaretimiz falan artıyor burada. Çünkü sattığımız zaman... İlerleyen zamanlarda da hiç olmazsa neyin değerli olduğunu, neyin
daha doğrusu kârda olduğunu, onları falan öğrenebiliyoruz. Ne kadar arttırırsak ticaretimizi o kadar iyi olurdu. Bir Noyan'ın soyuna neydi deseydik ne oluyordu? Ha. Aslında göndergeli silah kullanırız. Bir tane silah vardı, onu yapmak istiyorum. Daha doğrusu bulabilirsem bulurum, bulamazsam da yaparım. Demirciliği de yapacağız artık, yapacak bir şey yok. Bir şeylerden gelir sağlamamız gerekiyor. Fiziksel güç desek. Atlar, kamlar, liderlik, savaş stratejisi falan oluyor, değil mi o? Vekilimizi arttıracak bir şey var mı diye bakıyorum da yok burada. Liderlik verebiliriz bunda. Tamam. Tamirat yapardın diyeceğim. Demirciliğimiz birazcık artsın. Çok dağınık ilerliyorum, farkındayım. Aslında bu da olabilir. Aynen. Direkt demirci olabiliriz. Daha sonrasında biniciliğimizi arttırıyoruz böylece de. Binicilik önemli bizim için şu anda başlangıç aşamasında. Vekillik arttırıyor, sosyalliğimizi arttırıyor, cazibe falan olabilir aslında ama okçuluğumuzu hiç arttırmadık bu arada. Okçuluk konusunda hiçbir şey yapmadık. Toprağa yatırım yapmak. Demirciliğimizi arttırıyoruz burada da, ticareti falan arttırıyoruz. Buradan ilerleyeceğim ben. Demircilik konusunda biraz daha iyi olmak istiyorum açıkçası. Ya da demirciliği açarız zaten. Biraz buradan mı ilerlesek? Taktik, maktik, liderlik. Yani kurnazlığımı, bunu arttıracağım ya. Aynen. Okçuluğumuzu da geliştireceğiz. Okçu da yay kullanacağız. 10 kez cihat, kusur. Kusur. Garip isim. Kusur. Kusur der gibi. Kusur. Elbet herkesin bir kusuru vardır. Hadi bakalım. Başlayalım. Güzel bir şu anlık benim için ideal olan bir hikaye çizdim buraya. Demirciliğimizi arttıracağız herkes gibi. Yani birçok kişi de görmüşsünüzdür belki böyle demirciliği falan arttırıyorlar. Biz de arttıracağız. Niye? Çünkü ben normal bir silah, tek el kılıç, çift el kılıç falan oynamayı düşünmüyorum. Bir tane göndergeli silahımız var. Böyle biçici. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Görmüşsünüzdür mutlaka ve bence daha alternatifi güzel bir silah. Onu alacağım. Bu arada hiçbir mod yüklü değil, mod yükleyeceğim bunlara. Mesela çoklu vuruş modunu yükleyeceğim. Onu da bir tek o modu yüklemeyi planlıyorum. Yaylarda da işte kalelere falan girdiğimiz zaman yardımcı olacak bize. Atçılık zaten sürekli at üzerinde olacağımız için buna önce
başlangıçta direkt ne kadar verebilirsem o kadar iyi olacağını düşündüm. Onun dışında vekillik vermek istedim de sonrasında düşündüm, taktiklik ve liderlik daha önemli benim için şu anda. Sonraki diyorum, çok kolay ne? Gerçekçi. Kolay. Çok kolay. Gerçekçi. Ya bu ne oluyor? Çapulcu, savaşçı. Çapulcu, özel. Çapulcu, savaşçı, sancakbeyi. Yani savaşçı olsun. Haritada harekat hızı falan kolay. Gerçekçi desek çok kolay. %10 bonus. Bu hareket hızı olayını yani neyse savaşçı yapıyorum. Savaşçı olarak başlayacağım. Iron Man modu falan da açık değil. Iron Man modunda falan da oynuyordum bu arada. Ama ilerleyen zamanlarda belki değiştirebiliyorsak değiştiririz Iron Man moduna. Değiştiremiyorsak da başka bir seriyi de başlayabiliriz. Bakalım şimdilik ben bir bu şeyde kavrama tekrardan hatırlama amacıyla giriyorum. Bakalım neler olacak. Evet, abimin sanırım kaçırılmıştı. Eğitim. Tamam, bunları yaptık. Kılıç tarimi. Tamam, bunu yakınlaştırıyoruz, şey yapıyoruz. Tamam. Hatırlıyorum. Olur. Tamam. Bunları bir bırak. Ha, bırakamıyoruz. Bırak bunları. Ha, bırakamıyor. Tamam. Eğitimden çıkalım. Az çok hatırladım. Ama bu kadar hızlı vuramıyoruz. Ama daha şu an tecrübesiziz diyebilirim. Baya baya problem yaşayacağız gibi geldi ama. Eğitimden çık. Şimdi başka bir şey yapmadan önce erzaklarımızı alın. Buranın kuzeyinde erzak alabileceğiniz bir yer bulabileceğiniz bir köy var hemen sen. Benden daha iyi bir birinci olduğuna göre önden gitsen iyi olur. Tamam. Tamam. Etrafı dolaştırıyoruz. Niye etrafı dolaştırıyorsak? Birileri karşımıza çıkacak sanırım burada. Hikayesi falan mı değişti yoksa böyle mi başlıyordu hakikaten? Tam emin değilim. Yani nerede olabilir ki köy büyüğü? Annesi. İmparatorluk köylüsü. Kapalıdır. Yani Ayıcım nerede olabilirsin ki sen ya? Gerçekten nerede olabilirsin sen? Sen misin? İmparatorluk köyü istiyor. Köyün yaşlısı olması lazım. Bu buralar bir yerde mi acaba? Eyvah eyvah. Ah, hiç hatırlamıyorum. Başladık dayıyı aramaya. Köyün yaşlısı nerede olabilir? Bir işin kötü tarafı herkes birbirine benziyor. İmparatorluk köylüsü.
Okuyuz. Bu farklı gibi geldi bana. Sen nesin? İmparatorluk köylüsü. Sizde mi ya? Sen misin? Sen de değilsin. Değilim. Aa. Gerçekten mi? Ah var ya, alt tuşuna bassam yeterliymiş var ya. İşkence çektik o kadar. Ben bundan çıkacağım ya. Ne uğraştırıyorsun beni? Tamam. Hala da burası etrafı dolaş var. Ne istiyorsun sen benden? Görevleri yapmaya çalışacağım çünkü gerçekten görevler güzel paralar verebiliyor. Normal bir işte bir şeyde bir kazanç elde ettiğiniz zaman o kadar fazla kazanamıyorsun. Benden ne istiyordun? Nereden bakıyorduk? F1'den mi, F2'den mi? Tamam, ünlem yakıyorsun da. Dur bakayım bir dakika. Şuradan çık, görevlerden gösterir herhalde. Direkt geçiş yaptım. Normal hikaye anlatıyordur diye. Hikaye anlatmıyormuş, bize yapılacakları söylüyormuş. Biz de okumadık. Şimdi şuradan, nereden de? Heh, görevler. Asker topla. Köye geldin. Erzak alıp akıncıların peşine düşmene yardım edecek adamları tutabilirsin. Önce köye git ve köy büyüğüyle konuş. Köy menüsüne dönüp akıncıların peşinde düşmek için hazırlıklarını yapmalı. Sonra köy büyüğünün sanına verdiğini. Göreve de bakamıyorum. Şaka gibi. Asker topla diyelim. Bu mu? Hayır, direkt niye konuşamıyorum onu anlamış değilim ya. Git diyorum illaki. Asker topla diyormuş Mersem bize. Neyse onu da tamamlamış olduk bahaneyle. Ve zamanında isim nokta vardı. İsmi de bunu bedava eder. Onu severiz. Onun son birkaç gün önce yanında bir sandık vardı. Bunun üzerinden bir macera peşin olduğunu söyledi ama başka bir şey söylemedi. Bundan geçmeden sadece birkaç saat önce yola çıktım.
geçirmiş bir tip değil aslında bakarsan. Tam da tuzağa düşürülüp ele geçirilecek tiplerden. Onun için endişeleniyoruz. Taklos'a karşı gözü karşı tutarsan sana minnettar oluruz. Eğer Atlas'a sağlığı yerindeyse sana macerası konusunda daha çok bilgi verebilir belki. Burada şu anda bir şey yok. Burada görevimiz yok herhalde diye düşünüyorum artık. Garip garip görevler çıkmış ya. Ben mi öyle şey yapayım? Akıncılar var burada. Burada hala da etrafı dolaşma görevi var. Seni bir alalım mı? Orada hiç bakmadım üstümde ne var ne yok. Neyse. Herhalde alırız ya. Şimdi burada nasıl saldırı emri veriyorduk onu hatırlamaya çalışıyorum. F1. F3. Aynen. F1, F3. Dümdüz yardır diyorum. Hadi be. İndirdiler valla. Ama savunma yapmadım ya. İşte dediğim gibi bu ilk zamanlar böyle olacak. Birkaç kez düşe kalka düşe kalka öğreneceğiz. Öbüğün askeri diye bir şey aldık. Radagos akıncıları. Akıncıları da alalım ya. Şu anlık kol takalım. Kolluk. Bitti. Şimdi diğer tarafı bir yok edeceğiz. Galiba diğer akıncıları. Buna da bir dalalım. Canım azdı benim değil mi? Toparlamışım. Tamam. F1, F3. Yapıştır geç. Ben geliyorum şimdi. Bir dakika. Tamam. Adaymış. Bunu aldık. Başka var mı? Yok. Savaşı kazandık. Bunları da alalım. Evet alalım. Güzel. Bize niye bu kadar çok eğitim veriyor? Taarruz hasarı, manevra kabiliyeti vereceğim. Çünkü dönüşlerim gerçekten çok şey, sıkıntılı. Taktik şeyinde de
Yani açık formasyon mu, sıkı formasyon mu emin olamadım. Hani böyle daire maire falan yapar mıyım emin değilim. Neyse bunu verelim şimdilik. Onun dışında biraz yayımızı falan arttıralım. Yay alacağız çünkü. Onun haricinde başka bir şey var mı görevlerde? Tamam. Mağlup edilen birlikler 3. birlikte buradaydı galiba. Aha. Dur dur dur. Çok güzel. Akşam ama yapacak bir şey yok. Akşam akşam gireceğiz. Ormanlık alan değil hatta. Yani görünen. Okey. Ormanlık değil, ova olması lazım. Bu oyun niye bana ters köşe yapıyor? Bakalım ne kadar mesafe. Tamam. Şunu da bir tanesini yok ederim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Koltuklanmış karga vuruşu vuralım. Böyle güzel. Ah be. Vuramadık. Hadi canım. Aldım birini aradan. Birini de aldılar. Şöyle bir vuralım. Ben de öldüm. Başka var mı? Bitti mi? Tamam. Bu da bitti. Bu görevi de bitirdik. Güzel. Bize daha fazla atlı birlik verdi. Hoş bunları alacak mı almayacak mı ondan da emin değilim. Akıncıların beraberliğine sürüklediği tutsaklardan birkaçını kurtardın. Susuz ve bitkin görünüyorlardı. Onlara biraz su ve ekmek verdin. Bir süre sonra içlerinden birini sendeleyerek ayağa kalktı ve yanına geldi. Kim olduğunu bilmiyorum ama sana borçluyum. Bu eşyalar ölümümüze neden olacaktı. Adım Tekos, doktorum. Bir macera peşindeydim ama artık böyle şeylerin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bir kervanla birlikteydim ve birdenbire çalılıklardan çıktılar. Etrafı kuşatmışlardı ve sayıları birden fazlaydı. Dolayısıyla teslim olduk. Sadece fidye için bile olsa bizi hayatta tutacaklarını düşündüm. Ancak bizi var güçleriyle kırbaçlamaya başladılar ve susuz bıraktılar. Neredeyse yıkılıp kalacaktım. Sıcak çarpmasının belirtilerini hissedebiliyorum. Dum ve onlara söyledim ama beni daha da çok kırbaçladılar. Eğer siz gelmemiş olsaydınız belki de size doğru düzgün teşekkür etmemin bir yolu vardır. Akıncıları ele geçirdiği iki çocuğu arıyoruz. Bize verebileceğin bir bilgi var mı? Ne yazık ki hiç çocuk görmedim. Kervanımızın saldırıya uğradıktan sonra akıncıların başındaki Radagos dedikleri adam değerli mallarımızı ve benim sandığımı alıp atıyla uzaklaştı. Bu bölgeye akınlar düzenleyen çetelerin birkaçını idare ediyormuş gibi görünüyor. Eğer soydaşların onların elindeyse o mutlaka biliyordur. Yardım karşılığında sana verileceğin değerli hiçbir şeyim kalmadığı için ancak şunu söyleyebilirim. Eğer o zalimi bulup alt edersen sandığımı geri alabilirsin. İçinde eğer nerede satacağını bilirsen çok para edebileceğini söyledikleri değerli bir ziynet eşyası var. Vay. Daha fazla bilgi edinmeye çalışıyordum ama dediğim gibi içimden hiç seyahat etme isteği kalmamıştı. Yaşadığım sürece bu kuyudan 20 adım fazla uzaklaşacağımı sanmıyorum. Bunu aklımda tutarız. Pek bir şeye benzemiyor ve bu grubun onu az para karşılığında elden çıkaracağını düşünüyordum ama ben onu zamanında tedavi ettiğim bir paralı askerden almıştım ve kendisi onun Nezaret Bulalı ile bağlantılı olduğunu yemin etmişti. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Nezaret birkaç yıl önce savaşta hayatını kaybeden imparatordu elbette. Belki de sen onun gerçek değerini öğrenebilirsin. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Yollarımız kesişti. Tamam, buradaymış. Güzel. Şimdi buraya dalmak için. Tamam, sandığı bul diyor. Bu diğer görevin, ana görevin başlangıcı olacak sanırım. Bu sandık muhabbeti çünkü 3 parçadan oluşan bir yani o sancak mıydı? Sancak. 13 kişiyle gireriz. Sığınağa gel. Dal. Birebir atma muhabbeti olacaktır elbet. F1, F3. Normalde gece saldırmıyor muyduk bundan? Gece saldırıyorduk diye biliyorum. Bir de benim üstüm bu kadar niye iyi? O da bir soru işareti. Normalde çapulcu kıyafetlerini verirler. Başla der oyun bana.
Birkaç kere öyle oldu. Şimdi eğitim de veriyor yani. Acaba ilk başta bu kılıç eğitimini falan alalım diye mi bunlar da tekrardan devreye girdi? Emin değilim. Çünkü birkaç kere oynadım ben bu Bannerlord'u. Birkaç seri yaptım hatta kendi kendime de. Bilmiyorum. Siz onları harcayın. İleridekine gideyim. Burada biri var mı? Burada biri yok. Olsaydı şimdiye çıkardı zaten. Ama bunlar da zaten oraya gidiyor. Lan daha hızlı koşma yöntemi yok mu ya? Adamlar benden önce gidiyor. Atletik falan olması lazım. Herhalde karakterimizin daha hızlı ilerleyebilmesi için. Bu arada bu şeyin Bannerlord'un farklı farklı modları var. Bu farklı modlar arasında benim ilgimi çeken çok garip bir mod var. İşte şey. Neydi? Warhammer modu muydu? Warhammer zaten serisini bitirmiştik ama. Aa, beni sallamadı direkt gitti ya. Ne oldu? Bitti mi? Ha. Liderleri geldi. Çok iyi. Teke tek dağıtabiliriz ya. Hadi teke tek atalım. Pekala, seninle düello yapacağım. Öyle ölürsün. Ne oldu lan? Ha? Kafana vururum senin ha. Zafer. Kazandık. Bunları alıyoruz. Bunlar niye gelişmiyor peki? İlginç. Bunlar galiba görev bunlar sonrasında gidecek gibi gözüküyor. Bunu alıp diğer tarafa asıl aradığımız arada ben niye böyle bir başarım aldım? Allah Allah. Bu şeyi satmamızı istiyor. Karşılığında fidye alabilmemiz için. Ve diğer önemli insanlarla konuşurken kendini uzak ama seçkin bir aileden gelen biri olarak takdim ettiğinden emin ol. Soyadını seç. Ayrit mi? Bizimki neydi? Gudubet mi? G ile başlıyordu galiba. Gusur gusur. Doğru. Kusur da. Kusur ayrıt olsun ya. Direkt. Şimdi burada normal şartlar altında bunun da modu vardı bende de. Kaldırdım. Hepsini, bütün modları kaldırdım. Çünkü hiçbir mod aktif olarak gözükmüyordu. Farklı farklı modlar vardı. Birden fazla vurma modu falan. Bayrak şeyi modu. Her şeyin modu vardı. Ama bunların hepsini kaldırdım. Tamamen orijinal halde şu anda. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Da burada da doğru düzgün bir şey yok ya.
Seni koysak yani böyle bir şey koyabiliriz ya da şöyle bir şey koyabiliriz. Böyle koyalım. Sarı kırmızı olup da açık beyaz, kırmızı beyaz. Hani böyle de yapabiliriz. Ya, turuncu yapıp ya yapalım ya biz. Dimdirek siyah olsun. Ya sarı. Boyutu. Ha, böyle ayarlayabiliyoruz boyut olarak. Tamam, böyle olsun ya. Evet, artık eğitim sona erdi. Kadrat sertifikası bitmede özgürsün diyor. İlk parçayı almış olduk. Eğitimi bitir. Başlarımını tamamladım. Şimdi büyük ihtimalle eğitimi hiç yapmadığım için direkt burada eğitime başla diye seçeneğe tıkladım ve böyle bir eğitimimiz oldu. Ben de neyin ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi şu an bir kişiyiz ve üstümüz falan tekrardan sıfırlandı. Peki buraya verdiğimiz şeyler sıfırlandı mı? Emin değilim. Demircilik falan, ticaret, vekil olayını biraz arttıracağım. Başlangıçta verelim ki ne kadar fazla verirsek o kadar iyi olur bizim için. Burada şimdi asker toplayalım idareten. Bu kadarlık bir askerimiz olsun. Şimdi buradan Horos'a gideceğim. Da atlı falan birlik alsak mı? Buradan da biraz asker toplayalım. Tamam. Geç Horos'a. 12 adam şimdilik idare eder bize. Tam yeterli değil ama. Arenaya git. Arenaya gir. Buradan şimdi şeyi soracağız. Diyeceğiz ki hani nerede? Bizim için nerede şey var, turnuva var. İlk turnuvalarımız çok zor olacak. Umarım kaybetmeyiz. Bizim için önemli çünkü. Onları duydum. Tamam. Sen ve sen. Tamam. Artık gitmeliyim. Hoşça kal. Ben de onu arıyorum. Dedim nerede burada seçeneklerde gözükmüyor. Nerede tıklıyorduk da şey yapıyorduk. Dediğim gibi birkaç yani bir 2 3 4 bölüm falan böyle ne yapıyorduk, ne ediyorduk falan diyebilirim. Ama sonrasında toparlarız. Eski şeyi hatırlarım da. Şimdi burada varmış. Diğeri neredeymiş? Diğeri aşağıdaymış. Aşağıdakine gidemeyiz. Çünkü aşağıdaki buradan ya da şuradan bir yerden dönmem gerekiyor. Denizden gidemiyoruz oraya. Onun için buradakine tercih edeceğim. Orada bizim yemeğimiz yok ya. Şuradan bir yemek alalım mı? Ürün satın al. Üzümler ucuzdur diye düşünüyorum burada. Dur. Tamam. 180. Şimdilik idare edeceğiz böyle böyle. Dinarını 1000 arttır. He, 2000'e getir diyor. 2000'i 20 adama çıkar. Bir klan seviyesine ulaş. Nam konusunda ilerlememiz gerekiyor. Bir de yoldaş aldığımız zaman bir görevi tamamlamış oluyoruz. Şu aşağıdakini kapatalım. Nam konusunda turnuvalardan kazanacağız. Böylece ne? Şimdi ticarete gel ilk önce. Ticaretten bize birazcık sağlam
Yani en azından bizi tutabilecek güçte bir şeyler ayarlayalım. Eldiven meldiven yok mu? Vallahi yok. Hmm. 500 altınımız var ya. Bacak zırhı. Yani. Sekiz. Büyük bir kumar oynayacağım ya. Yapacak bir şey yok. Gireceğiz. Ya Herro ya Merro yani. Turnuvaya katıl. Hayrank. At mı o? Yoksa silah mı? At gibi hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Atsa bayağı sağlam para ediyor. Başlangıç için güzel olur. Ha, silahmış, tamam. Evet. Kendimize bahis basmaya başladık. Oh. Vurdum ama hangisine vurdum emin değilim. Uf, çok fena geçirdi bana. Gel 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 gel. Hadi be. Oy 55 vurdu. Bunu yersem çok fena yerim çünkü. Biriniz de durun kardeşim, dur dur. Aha, öldü. Dur. Ya buraya gel gel, sen gel. Ya buraya gel. Gel ne buraya? Ah, düştüm. Lan şu ha. Aa. Katıl. Herkes tek mi burada? Herkes niye üzerime oynuyor? Hadi be. Ulan sonunda. Oh be, ne uğraştırdım be. Ne uğraştırdım be. Alacağız, alacağız, alacağız. Şu kalkan muhabbeti olmasa sıkıntıya girmeyiz de. Araya alırsak daha iyi olur. Evet. Asıl kral mı bu, lord mu? Kim bu? Bununla bir kapışıyoruz. Bir tık sıkıntı. Sonunda. Güzel oldu bizim için. Ekstradan silah geldi. Altın aldık.
Güzel kazanç. Biraz daha toparlamış olduk. Nam falan kazanıyoruz bir yandan. Han bölgesine git yoldaş edinmek için. Dur şimdi bir dakika. Bu kim? Sen diyorsun ki tek elli silahlarda falan iyiyim, cömert ve gözü pekmiş. Tamam. Konuş. ...380. Gel. Bir yoldaş daha almış olduk. Yoldaşı aldık. En azından bir tanesini tamamladık. Bu arada namları... ticaretten bir bakabilir miyim? Kesicilik falan. Demir süvari kırıcı. Bu daha ağır. Silah seviyesi 4. Savurma hızı 85. Baya yavaş. 71 kesici ama saplama hızı 87. Saplama hasarı 41, uzunluk 96, silah hakimiyeti 89, bayağı düşürüyor bu. Bunu şimdilik satsak mı? Yoksa yoldaşa mı versek? Sende ne var? Yoldaşa verebiliriz aslında da. Yoldaş satarmışsın. Ya da biz kendimizinkini değiştirelim, yoldaşa bizimkini verelim. Aynen. Bu arada sana da bir at çözmek lazım ya. Bizim ne kadar paramız var? 1300 paramız var. Sen beygir kullanabiliyor musun? Kullanabiliyorum diyorsun. Eğerim yok diyorsun ama değil mi? Eğer. Benim eğerim var mı? Bir dakika. Eğer var da. Daha iyi. Tamam. Eğeri değiştireyim ben. O diğer eğeri de sana vereyim. Nasıl fikir? Bence gayet iyi. Böylece ne? Yemek konusunda da üzümümüz var, tahılımız var. Biraz daha tahıl alalım. Üzüm alalım. Bir tane peynir var. Onu alalım. Hadi birazcık da şey alalım. 1100. Evet. Şeylere ödeyecek şeyim kalmadı. Askerlere ödeyecek param kalmadı. Arenaya gir. Bana hemen arenalık şey yani daha doğrusu turnuvalık yerleri söyle. Yolda da giderken şey keselim olmadı. Haydut falan keselim. Oradan biraz para gelir. O parayla şey yaparız. Turnuvaya bahis yaparız kendimize. Yakınlarda var mı? Burada var diyorsun. Burası sıkıntılı. Bir de burada var diyorsun. Büyük ihtimalle ben buradakine giderim. Artık gitmeliyim. Hoşça kal. Bakalım neredeymiş turnuva yerlere. Seni bir kaldıralım. Burada var, burada var diyor. Buradaki nerede? Bak burada. Ha. O zaman yavaş yavaş yürüyelim oraya doğru. Yapacak bir şey yok. Aşağıdakini kapatıyorum. Hızlandır bakalım. Karşımıza farklı bir haydut grubu çıkar mı? Yağmacılar falan geziyor da etrafta. Yani. Şu anda çıkmadı. Garip. Aha. Dur bir dakika. Şuraya bir gelsene. Gel gel. Sen de bir kapışalım. Paraya ihtiyacım var. Teslim ol ya da öl. Saldır. 13'e 9 savaşacağız. Bakalım. Yani şu anda zaten basit basit savaşlar olacak. İmparatorluğa katıldığımız zaman yani bir fraksiyona katıldığımız zaman sağlam bir savaşlar döner. Kale savaşları falan. Onlar bayağı etkili oluyor. Hele var ya grupla yani böyle toplu lordların toplandığı savaşlarda bayağı güzel bir kalabalık oluyor. Mümkün olduğunca o savaşları zaten göreceğiz. Alırız. Şimdi aldık. Tamam. Askerlerimiz de biraz tecrübe aldı. Biz de birazcık tecrübe aldık.
Evet, bunları alalım. Çünkü bize lazım. Askerleri yükseltmek diyor. Büyük ihtimalle yükseltmem gerekecek. Bakayım. Aynen. Okçuya yükseltebilirim aslında. Takır takır ok sıksınlar. Bir kısmını da şeye döndürürüm. Piyadeye. Oradan atlı birliğe değişiyorlar mı bilmiyorum ama. Biz gidene kadar tabii ki. Aha, orman aydutları. Yakalar mısın? Yakalarsın bence ya. Hadi. Aha, yakalandın. Gider ayak güzel bir savaş daha yapacağız. Yani bunlar tabii ki biraz farm. Bunu görmek istiyorum. Okçular şimdi takır takır sıkacak. Yani eriyecek, gidecek zaten. Arada harcayacaklar. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Bakacağım ne oluyor. Aa, bunlarda da okçu var. Bunlarda da okçu var. Aa, F1 F3 vur. Oy. Talimat vereyim derken. Hop, seni alalım. Hop, alalım seni de. Daha da vurduk. Seni de temizleyin. Orman aydutları okçu muymuş ya? Valla unutmuşum ha. Üç kişiyi biz almışız. Diğerlerini onlar almış herhalde. Tamam. Çok güzel. Elimize biraz daha materyal geçti. Bunları satacağız. Dediğim gibi turnuvada bahis, kendimize bahis yatıracağız. Oradan katlayarak devam edeceğiz. Çünkü bu parayla hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey. Hatta ve hatta sana da verelim. Tek eli silah hakimiyetimiz %20 daha fazla olsun. Sana vermedik hiç ama senin şeyin artıyor tabii. Okçuluk, binicilik. Biniciliğimizi de arttırabiliriz aslında. Vekil. Ver buna. Vekilimizi arttıralım. Şimdi ticaret. Ticarette şöyle bir şey yapacağız. Şunları elimizde tutacağız. Bunu da elinde tut. Ve şu, bunları zaten şey yapıyorsun. Direkt böyle verdiğimiz zaman otomatikman hepsini vermiş oluyoruz. Ha, bunu bir iptal de. Bir dakika. Niye iptal diyorum? Çünkü buradaki adama birazcık bir şeyler giydirelim, değil mi? Aa, yay varmış. Ben bu okyayı kendim alırım. Başlangıç için bence ideal. Kol bileği falan var mı? Var. Al bunu tak ya şimdilik. Birazcık üstümüze başımıza bir şeyler yapalım, değil mi? Kafa zırhı. Ver. Pelerin melerin var mı? Yok. Yardımcımıza da verelim de bir şeyler, en azından üstüne bir şeyler o da giysin. Bu daha iyiymiş. Eldiveni falan varmış bu adamın. Ama çok dandik eldiveni varmış. Sen bir de kafana geçir de bir şey gelmesin kafana. Tamam. Onun dışında şunları şöyle sırayla ayıralım. Tamam. Bunların hepsini teslim edelim. Yiyecek bir şey teslim etmiyorum herhalde ya. Ver bakayım, 597 alacaksın diyorsun. Olur. Şu anlık yeter bize ya. Arenaya git. Turnuvaya katıl. Kıyamet diye bir şey, bir eşya verilecek. Kıyamet zaten şey, balta gibi ya da şey, çekiç gibi bir şey miydi, neydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yürüsmüş. Doğru.
Kılıç değildi ondan eminim de. Hadi bakalım. Nasıl bir savaş bizi bekliyor görelim. Ha. İyi vurdum, iyi vurdum. Öldü. Öldü çık. Aha. Adam beni... Gel lan buraya. Aha. Adam bir koydu yamuldu. Güzel. Bu turu atladık. Güzel turdu. Hadi bakalım. Hop güm. Bu bir. Ah. Ah. Oha. Tek yedim. Nasıl oluyor bir dakika? Hiç hasar yemeden tek nasıl yedim? O da öldü. Bir dakika ya. Benim canım mı azdı? Galiba canım azdı. Emin değilim. Bu turnuva yalan olduk biz ya. Bu da yalan olduk. Evet. Hiç alamadık çünkü direkt tek yedim ben. Garip geldi bana. Herhalde şeydim ya. Dediğim gibi. Canım azdı diye yorumluyorum. Bakacağım canıma şimdi. Ne kadar bir canla tek yemişim. %22. Ha, beklemedim tabii. Burada bekleyip de normalde turnuvaya girseydim kaybetmezdim. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra şöyle burada bir süre bekle. Biraz canımızı toparlayalım. Can toparlamak bayağı uzun sürüyor ya. 54-54 gidiyor. O gitsin, problem değil de. Kazanırız tekrar. Çıktığımız zaman zaten haydut maydut avlıyoruz. Kazanıyoruz. Ya ben mümkün olduğunca turnuvalardan hem nam hem para kazanmaya çalışıyorum. O yüzden turnuvalara devam edeceğiz şimdilik. Ama yani seninki de canım daha artmadan iki kere şey yedin. Arenaya gir. Nerede turnuva var? Onu söyle bana. Ya aslında turnuvalar haricinde de kazanabilirsin de şey hem dam hem para. O da işte haydutları sürekli kesmen gerekiyor. Hiç durmaman gerekiyor. Sürekli şey yapman gerekiyor falan filan. Yakındaki kentlerde turnuva var mı? Bunda varmış. Bunu boş ver. Direkt geç. Bir de burada varmış. Bunu al. Tamam. Artık gitmeliyim. Hoşça kal. Yemek çeşitliliğimiz var. Birazcık idare ederiz diye düşünüyorum. Şu yukarıda bir turnuva varmış. Bu bayağı yukarıdaymış o da. Ya şu, ta şuraya kadar gideceğiz. Beyaz'da mı vardı bir de? Bir dakika ya. Ya tekrar gir ya. Aşağıdayız. Aşağıdakine giderim. Uğraşmam. Çok uzak. Ben bu kadar uzak olduğunu tahmin etmedim. Yakındır diye düşündüm. Hoş aşağıdaki de kanser edici turnuvalardan da. Tamam. Artık gitmeliyim, hoşça kal. Aşağıdaki turnuva yakınsa ya şeydeyse geçerim de o da uzak gibi geldi bana. Bir dakika, ikisinin hesaplamasını yapacak olursak yani şu an ikisine de yakın yani orta bir şey fark etmiyormuş. Gene oraya gideceğiz, belli oldu.
Aralarında çok uzaklık, çok az bir uzaklık mesafesi var. İkisi de hemen hemen aynı sayılır. Ama aşağıdakine gitmememin sebebi, yani istemememin sebebi şu. Tekrar gidip baktık. Belki Koyazlı'dır. Hemen yanımızda bir tane kaleleri var. Onlara giderim belki dedim. O. Dur. Ne bakayım. Ege. Hop. Teslim ol ya da öl. Manavgatları. Kaldırın. Matta yani. Uf, direkt yok ettiler. Benim olsun. Evet, piyadelerimiz öldü ama diğerlerini harcadık. Bunları falan aldık. Güzel. Aslında bir tane piyade güzel gider ya. Aynen. Böyle güzel. Orada seni nasıl direkt harcadılar, ben onu anlamadım. Ben gelişmedim mi okçulukta? O kadar adam vurdum okla. 2-3. Yetmedi mi? Aslında XP'sini daha çok arttırabilsem daha iyi olur bizim için. Şuna da dönelim mi? Bak şurada hazır. Ha. Galatasaray sabah da en azından oradan yırtacağız. 5 tane okçular çok sıkıntılı. Okçulara yani şey yapıyoruz ama F3. Saldır diyelim direkt, hiç uğraşmayalım. Orada bizimki yok piyasada. Yardımcımız. Yardımcı kahramanımız. Galiba biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Aha, aradan nasıl geçirdim ben? İyi iş bize döndü. Hadi canım. Canımız azaldı. Toparlamamız gerekiyor. Uzaklar. Aynen böyle devam. Bunları al. Hepsini al. Böyle almamazlık yapma yani şimdi. Elimizde birkaç yiyecek içecek falan var da şimdi şu an çok zor durumdayız. Niye zor durumdayız? Çünkü 6 kişi kaldık. 13 kişilik bir grup gelirse içimizden geçer. Sargot'a bir gidebilir miyiz ya hazır? Dur. Şimdi envantere gelelim. Pelerini al. Kolluk iyiymiş. Bunu al. Büyük ok çantası. Yani. Bu biraz daha fazla olduğu için bunu takacağım. Yok, avcı yayımız daha iyi. Şöyle. Bakalım. Kolluk daha iyi diyor. Bunu al o zaman. Madem öyle. Sen de bir de kalkan malkan bir şey olsaymış iyiymiş ya. Al bunu al. Kafadan yeme.
Tamam ya, şu anlık olur bu. Okey vereyim diyeceğim de yani sen de okey yapamazsın ki. Sen öyle bir adam değilsin. Böyle hepsini verelim. 397 alınacakmış. Öyle alalım, sıkıntı değil. Şu sıralar pek fazla kazanamayacağız zaten. Önceliğimiz şey olacak. Fazla yük mü? Fazla yükümüz yok ama. Burada bir süre bekle diyeceğim. Bakalım ne kadar süre beklemem gerekiyor onu da emin değilim de. Yani mümkün olduğunca yüksek bir enerjiyle gireceğim ama turnuva da bitebilir. Biterse de yapacak bir şey yok. Öbür türlü zaten hiç turnuvada yer alamam. Tek yedim daha demin yani gördüğünüz okla yiyorsun. Ya da arkandan biri geliyor bir vuruyor yiyorsun. Karga vuruşu atıyor 56 falan vuruyor hasar yiyorsun ölüyorsun. Yerde kalıyorsun. Yerdesin sen yerde kal diyorlar bize. Biz daha çömeziz daha kendimizi güçlendiremedik. %70'leri falan gelsin gireceğim turnuvaya bu arada. Bitmezse tabii. Çok geçti, çok geçti. Turnuva bitebilir, her an bitebilir. Dur. Tamam. Arenaya giremiyoruz, sabah olması lazım. Girebilir miyim? Şimdi girebilirim. Arenaya gir, turnuvaya katıl. Bakayım neşter mi veriyorlarmış? Lakabı garipmiş. Biraz daha iyiyiz. Yolculuğumuz için o bayağı. Tamam, bunu da aldık. O okçularımızı almışlar. Ama ne yapayım ben şimdi iki kişinin arasında? Sonraki turnuvaya geçmiş miyiz? Geçmişiz bari. İyi. Katıl. Atına hasar verdim. Baktım kalkan açıyor. En azından atına bir şeyler yaparsam. Gel gel. Çok erken bastık. Hayda. Dur bakayım. Oha. Sen benimkini alırsan ben de seninkini alırım dedi resmen. Hop hop. Ya bir git ya. Adama vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Gerçekten var ya sinir bozdu. Zırhımı alıp öyle çıkacağım karşılarına. Bir turnuva kazandık geri kalan her şeyi kaybettik ya.
Bir de kaybettiğimiz para da ekstra. Gel lan buraya. Sinirimi senden çıkartacağım. Gel buraya gel. Açma. Ya da birliğimiz fazla diye şey yapıyorsun değil mi? Alırsın. Hadi be. Adam bizle oynuyor resmen. Hah. Aha. Onu yakala bari. Kaç, bizim acımız kaç ya? Şu an paramız yok. Askerler azalacak. Burada çalışabiliyor muyuz ya da bir şey yapabiliyor muyuz? Köyde dolaş, ürün satın al. Ürün satın almayacağım. Birazcık para lazım bize. Aynen. Orman aydutlarına git bari. Şunları avla. Yapacak bir şey yok. Para lazım bize. Kalenin arkasında sıkıştırdık sonunda. Hem bahaneyle biraz asker kaybederiz belki. Kaldır. Ben de okumu yayımı çekeyim. Bir iki tane indireyim. Ah be. Okuduk. Ah be. Tamamdır. Burayı da aldık. Ha bu arada kölelerimiz vardı bizim değil mi? 100 ödenecek. Var. Ödeyelim. Tamam. Şurada esirlerimizi de verelim de esirden de birazcık bir şeyler alalım. Hiç esirleri satmamışız. Elimizde kalmış. O yüzden mi yavaş gidiyoruz acaba? O da olabilir bak. Han bölgesine git. Ha. Bunu ver. Buraya gel. Bunları ver. Buradan da birazcık bir şeyler alalım. 402 oldu. Güzel. Hızlandık mı? Biraz hızlanmış olmamız lazım ya. Orman aydutları avlayacağız. Dur. Şurada var biraz bir şeyler. Haydut avına çıkacağız. Turnuvalara birazcık askı alacağım. Asker gönder desem acaba bir şey olur mu? Gönder asker ya. Hızlı hızlı yapalım. 3 kişi ölmüş. Aa. Hepsini mi aldılar? Vay anasına. Asker gönder dedim ve hepsi avlandı. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Lan bir işi de bensiz yapın be. Haydi. Ya bunlar da ölmek bilmiyor ya.
Ben buradan ufak ufak uzayayım. Böyle sen bir okyayı çeksene. Heh, güzel. Öldü. Güzel. Savaşı kazandık. 7 kişiyi avladık. Biraz zorladık. Zorlandık. Yani bunu yapmaya çalışsalar ne olurdu? Kadar. Adamsınız ya. Gerçekten. Birisine de ben girmeyeyim dedim hani. Neyse. Şuraya gidelim. Umarım karşımıza birileri çıkmaz. Çok yavaş ilerliyoruz. Dur. Hemen buradan bir asker topla. 310 mu? Tamam. Çık hemen şuradan. Devam et. Bu arada seviye atlamış okçuluğumuz. İsabet. Hareket ederken isabet. Bunu alacağım. Çünkü şu an at üstündeyiz. At üstünde de savaşıyoruz yani. Hareket hızı alacağım. Liderlik. Birinci ve ikinci seviye askerlere günde artı 4 tecrübe daha iyi olabilir. Ama bütün askerlere günde artı 2 tecrübe. İki verelim. Günde iki tecrübe kazansınlar sabit olarak. Onun dışında bunu bitti diyelim. Nam kasıyoruz. Namımız kaç oldu ki? Nerede yazıyordu ona? Ticaret. Şimdi bizim zırhımız... Aa, yaya bak. Ama bunu at üstünde kullanamıyoruz, değil mi? Evet. At üstünde kullanamıyorsak hiç uğraşmayalım. Bunları komple ver. 603 altın alacağız. Güzel. Onun haricinde ya bir zırh mı bir şey ufaktan çözsek mi kendimize ya? Baş önlük mü? Yani biraz daha iyi olur da alalım ya. Sonuçta yatırım kendimize başka birisine değil. Kendimize yatırım yapacağız, yapmayacağız da kime yapacağız değil mi? Bunu aldık. Biraz daha savunmamız arttı. Başlık maçlık falan filan derken birazcık toparlarız. Böyle böyle toparlayacağız. Mecbur. Tamam, bunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Şu anda 22 namımız olmuş. Klanını kur görevi var. Diğer görevleri tamamlamıştık. Tamam. Gördüğünüz gibi yeni bir seriye başlamış olduk. Bu seride bilmiyorum ne kadar ilerleriz, ne kadar neyi yapabiliriz, neyi başarabiliriz emin değilim. Bir görev, bir amaç uğruna ilerlemeyeceğiz. Tamamen rastgele bir şekilde hikayeleri, yani görevleri yapmaya çalışıyorum ama hani belli bir süreden sonra bütün diyarı işte fethet falan filan muhabbeti dönebilir. İmparatorluk için savaşabiliriz. İmparatorluğun karşısında savaşabiliriz. Her şey bir seçenek. Şu anki koşullar neye uygun gösterirse ona göre hareket edeceğim. Yani bir fraksiyona katılıp da orada vur kır parçala politikasıyla da ilerleyebilirim. Ya da sinsice planlar yapıp haydut da olabilirim. Yani bilmiyorum, emin değilim hiçbir şeyden. Şu andaki para maddi durumumuz günlük 72 altın tüketiyor. 214 altınımız var. Etrafta biraz daha haydut kesmeye çalışacağım. Biraz daha toparlamaya çalışacağım. Bazı şeyleri video dışı da yapabilirim ama şimdi dediğim gibi bir amacımız yok. O yüzden hani dümdüz gelişimi siz de görün, siz de izleyin. Bu kadar. Yani. Diyecek başka bir şey yok. Bu bölümün burada sonuna geldik.
İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down.